Adım Florence Atlantis. Hani bazılarınız belki duymuşsunuzdur, bazılarınız duymamışsınızdır, normaldir. Hani biraz bir haberleri de falan da çıktı. Bazıları hatta adıma soyadıma da bir şeyler söylemişti. Şeyde internette, sosyal medyada adı Florence, soyadı Atlantis. Nasıl İranlı? Araştırsın falan filan, böyle bir şeyler söyleyen de olmuştu. Ressamım. 22 seneden beri Türkiye'de yaşıyorum. Aslen İranlıyım. Şimdi kaç senedir resim yapıyorum? Şu anda 32 sene oluyor. Durmadan, ara vermeden resim yapıyorum. İstesem de istemesem de hayatımın bir parçası oldu. İkinci, üçüncü işlerim de var ama resim hep sabit. İkinci, üçüncü işler bazen değişebilir, durdurulabilir, rafa kaldırılabilir. Ama resim işi bende diğer sanat işleri gibi, başka sanatçıların da yaptığı gibi hani bir hastalığa dönüyor ya bazen bazı şeyler. Artık resim veya şöyle söyleyelim, insanın hayatında sanat nereden başladı? Hani resim ana sanat dalı diyoruz biz. Nereden ana sanat dalı oluyor? En eski sanat eserlerine bakıyoruz. Tarih boyundaki en eskilere gidiyoruz. Ne kadar geriye gidebiliyorsak mağaralardaki bazı bir şekiller falan görüyoruz. Hani bazılar şey diyorlar, hayır onlar en eski değil. Müzik belki en eskisidir. Şarkı söylemişler. Birbirlerini çağırırken ne bileyim mesajlaşmışlar bazı melodilerle falan da. Evet, o da olabilir. Ama ana sanat dalı diyoruz resme çünkü başka sanat dallarına, başka sanat dallarında, sanat yani vadilerinde akımların hepsi resimden başlıyor. Yani ekspresyonizm mesela resimden başladı, yayıldığı kadar yayıldı. Önce tiyatroya, sonra edebiyata, sinemaya, grafike, böyle yayıldıkça gitti. Kaç tane akım varsa başka alanlarda, mimarlıkta bile yine de resimden başladı. Her şey resimden başlıyor, resimde tecrübe ediliyor, orada gelişiyor, oradan başka sanatlara da gelişmeye başlıyor. Şimdi o yüzden zaten şimdi bazen üniversitelerde bazı öğrenciler sıkılırlar. Ya ben mimarlık okumaya geldim, bana niye çizim öğretiyorlar, niye kara kalem öğretiyorlar? Heykel öğreneceğim, kara kalem ne yapacağım? Hayır, hepsinin alfabesi kara kalemden başlıyor. Resimde de, hatta bana kalırsa edebiyatta bile yine de kara kalemden başlaması gerekiyor. Gerçi ben belki biraz abartıyor gibiyim ama bana göre öyle. Şimdi, bu kadar köklü olan, bu kadar etkili olan bir sanattan konuştuğumuzda, resimden konuştuğumuzda, İnsanın tarih boyunca hayatında bu kadar iz bıraktığında dönüp bir bakıyoruz. Şu anda bölgemizdeki medeniyetlerin yani en başlangıç noktası olduğuna rağmen yaşadığımız bölgede biraz böyle sönmüş gibi. Bunu ne söndürdü? Tarihe baktığımızda neler görebiliyoruz acaba? Burada mesela hani 11. yüzyılda, milattan sonra 11. yüzyılda Avrupa'da şey vardı, minyatür vardı, minyatür yapılıyordu. Şu anda tam üzerinden 1000 sene geçiyor. Avrupa nereye kadar ilerledi sanatta? Biz hala minyatürü dört elimizle tutuyoruz. Aman bırakmayız, bize ait. Hayır, 1000 sene önce yapılıyordu zaten. Bizi ne durdurdu? Farkında olmadık ve hala da farkında değiliz. Evet, sanat tarihine dönüp baktığımızda birçok şeyler görebiliyoruz. Fakat dünya sanatta ilerlediği zamanlarda biz başka şeylerle uğraşıyorduk. Bizim başımıza başka şeyler geliyordu. Böyle söyleyeyim. Ama bir taraftan sanat da ilerledi. Şu anda burada da, ülkemizde de, başka ülkelerde de sanat eseri dünyanın en önemli yatırım araçlarından biridir.
Ve biz hala 1000 sene önceki minyatüre sahip çıkıyoruz. Ondan ileriye gitmeye biraz bir korku var içimizde. Fakat başucumuzda bazı holdingler var. Gidiyor İspanya'dan eser alıyor çünkü buradaki hareket durdu maalesef. Gidiyor oradan eser alıyor. Buradaki bazı ressamlardan da alıyorlar ediyorlar. Ve koskoca holdingin yatırım aracı olarak bunların hepsini sergiliyorlar, muhafaza ediyorlar, gerektiğinde açık artırmaya çıkarıyorlar. Şimdi tabii ben bunları çoğu insanlara söylüyorum ama bazen bana şöyle söylüyorlar. Biz nereden bilelim hangi eserin ne kadar prim yapacağını? Peki dolara, euroya yatırım yaptığımızda nereden biliyoruz ne zaman yukarı çıkacağını? Altına yatırım yaptığımızda nereden biliyoruz bu ne zaman ne kadar yukarı çıkacak? Veya yatırım aracı olan bir sürü başka şeyler. Gayrimenkule yatırım yapıyoruz. Bir deprem geliyor. Ah düştü. Aynı şekilde bunun da bir piyasası var. Hatta çoğu ülkelerde, neredeyse %80 ülkelerde, üniversitede ticaret bölümü nasıl varsa sanat eseri ticareti de başka bir bölüm olarak var. Art business diye bir bölüm var. En iyisi Kanada'da ve Amerika'da. En iyi. Birileri belki dikkatini çekerse, okumak isterse. Maalesef bizim ülkede yok. Şu anda çünkü o bölge, o alanda çok bilgi yok. O alanda çok dikkat çekilmiyor. Ama var, evet. Hareket var. Ben tanıdığım burada Türk ressamlar var. Bir eserini satıyor 100 bin dolara, 120 bin dolara. Ve hepsi yabancı. O yabancı yatırım yapacağını, nereye yatırım yapacağını biliyor. Çünkü onun ülkesinde bunların hepsi açıklanıyor. Onun ülkesinde bunun için bir kocaman bir bölüm var. Doktora alanlar var. Sadece pazarlaması için. Yapması, ortaya çıkarması, evet en önemli kısmı o ama pazarlaması eğer duruyorsa bir işe yaramaz. Hepiniz iş adamlarısınız, biliyorsunuz. İş hayatında en esas olan kural nedir? Bir sektörün müşterisi yoksa o sektör çöker. Çok büyük büyük sanatçılarımız var ama yani o sektör eğer canlı değilse o sanatçılar bırakacak. Nitekim çoğu da bırakıyor. Ama şimdi mesela diyelim ki ben şimdi bu taraftan bunu görüyorum. Başka ülkelerde de evet bu hareketleri takip ediyoruz, kaçırmamaya çalışıyoruz. Ama şimdi ben kendimi sizin yerinize koyuyorum. Tamam, bundan hiçbirisinden bilgim yok. Yeni bir bilgi edindik. Güzel. Bir eser alıyorlar mesela 20 bin liraya. Sanatçı faaliyetini ne kadar çoğaltırsa o kadar çok prim yapıyor. Bir sene sonra bu 20 bin lira 35 bin lira olabilir. Hiçbir banka bana bu kadar prim vermezdi de bunu nasıl yapacağız? Evet, kendimi sizin yerinize koyuyorum. Nasıl yapacağız? Nereden başlıyor? Nerede tam olarak sonuç veriyor? İlk adım birincilikle faaliyet alanını çoğaltmak. Burada faaliyet alanı ne kadar çoğalırsa, hani sanki mesela başka şeylerden örnek vereceğim arada bir tam anlaşılabilmesi için. Hani az önce dövizi örnek verdim ya, onun gibi diyelim. Hani ben döviz üzerine yatırım yapmak istiyorum. Ama hiçbir dövizci yok burada. Ne yapacağım? Ya yatırım yapacağım falan. Hiçbir banka mesela satmıyor. Önce o alanlar müsait olması gerekiyor. Aynen burada da aynı şekilde. Önce faaliyet için sanatçıya doğru alanlar olması gerekiyor. İkincisi, sanatçı tanınması gerekiyor. Galerilere çok büyük yük düşüyor bu konuda. Tanıtması gerekiyor. Hani aman yok tanımasın. Bir tek benimle irtibatı olsun. Ya bunlar yani
sadece kendi piyasalarını düşürüyorlar. Çok var maalesef böyle galeriler. Veya bilgisizce açılan galeriler. Onun devamında bir eser sahibi olduk, tamam. Ben böyle bir heykel aldım. Çok değerli. Yarın değerlendirmek istiyorum. Nerede değerlendirebiliyorum ben bunu? Öyle bir alanda yok. Müzayedeler vardı. Müzayede salonları vardı. Bilmiyorum takip edenler var mıydı? 2008'e kadar 3 ayda bir burada büyük müzayedeler oluyordu. Sonra vergi mevzuatı değişti. Hiçbirisini kurtarmadı. Hepsi çekti, kapattı. 2008'e kadar dünyanın her yerinde olduğu gibi sanat eseri de vergiden, gelir vergisinden muaftı. Şu anda sanat eseri değil, sadece sanatçı, o da kısıtlı bir şekilde, kısıtlı bir çıtaya kadar vergiden muafiyeti var ki işe yaramıyor. Hepsi durdu. 11 senedir dünyanın hepsi bunu, bu alanı değerlendiriyor, biz değerlendirmiyoruz. Şimdi faaliyeti çoğalttık. Nasıl eser alacağız? Bunların hepsi bilgidir. Hani mesela burada örnek olarak bir tane bir resim koyuyoruz. Tamam. Leo Tolstoy. Ressamı Ilya Repin. 1935'e kadar yaşadı. Ilya Repin Rus ressam. 1840'larda doğmuştu. 1934'e kadar yaşadı. Sanat tarihinde realizmin babası olarak tanınır. Çok güzel bir resim. Harika. Çok değerli. Şu anda hatta değer hiç biçilemiyor. Teşekkür ederim. Leo Tolstoy yazar zaten. Çok yakın arkadaşlardı bunlar. Şimdi bu da müzede duruyor. O zaman kim almış, kim nasıl değerlendirmiş başka, ama şu anda müzede duruyor ve fiyatı yok. Fiyat biçilemiyor. Peki böyle bir resim olsa acaba dikkatimizi çekiyor mu? Şimdi başka bir dert daha çıkıyor. Fotoğraf makinesi çıktı. Herkes şey diyor. O zaman Tolstoy'u hiç kimse göremiyordu. Resimden bunun görüntüsünü sabitleyebiliyorduk. İleri nesillere aktarabiliyorduk. Şu anda fotoğraf makinesi var. Düğmeye basıyorum. Tamam, niye uğraşayım o kadar? Ama sanat başka bir alandır. Sanatta yorum var. Sanatta hayal var. Sanatta sadece konu değil. Konunun da içinde hayal var. Konunun da içinde değiştirmek için bir sürü alan var. Teknik üzerinde de. Birisi portreyi böyle yapıyor, bir diğeri böyle yapıyor. Bu da portre. Hani dalga geçerek söyleriz ya, birisi resim yapmadığında bu ne ya, bunu Picasso da yapar. Hani bu o Picasso. Bu da şimdi değer biçilemiyor bunun eserlerine, bu da. Arada çok büyük fark var. Nedir bu? Peki bundaki o değer nedir? Yorum. Sanatçının kendi yorumu. Yani bakın, şöyle söyleyeyim. Sıfırdan bir şey ortaya koyabiliyorsak, sıfırdan bir şey yaratabiliyorsak, evet, o zaman sanatla alakalı bir şeyler yapabiliyoruz. Tamamen sıfırdan, şimdi bu tam sıfır da değil. Bu şimdi bildiğimiz bir şeye benziyor. Bir surat görüyoruz orada, bakın. Bir gözü böyle yapmış, bir gözü böyle. Hani fırsat olsaydı da Picasso'yu görseydik, bunlar niye böyle, biri bu tarafa bakıyor, biri düz bakıyor, bu gözler böyle falan. Ben öyle bir şey hayal ettim. Ama bu ne yansıtıyor? O önemli. Buna baktığımızda nasıl bir ruh haline kapılıyoruz veya buna, yine de Picasso'nun eseri. Yine bir figür. Tamamen darmadağın. Ama yine de bunun bir karakteri var. Gerçek olmasa da burada bir karakter var. Biz onu hissedebiliyoruz. Nasıl bir insan olduğunu hissediyoruz.
Hiç insana benzemese de. Ve bunu bir sanatçı ilk defa yaptığında ben tamamen sıfırdan bir insan yaratacağım diyor. Tamam, bizi de yaratan vardı, bizi Allah yarattı. Sanatçı şey diyor, yok, tuvalin üzerinde ben tamamen yeniden sıfırdan bir dünya yaratacağım. Şimdi değer böyle yerlerde çoğalıyor. Sıfırdan söyleyebileceği yeni bir laf. Ve onun devamında tabii faaliyeti de durdurmaması gerekiyor. Hangisi faaliyetini çoğaltsa, evet o da daha çok ilerliyor. Veya bu da bir portre. Bu çok yeni bir portre. Yani 10 senelik bile değil. Tahminimce 7-8 yıl önce yapmıştı bunu. Bir Amerikalı bir ressam. Tamamen fotoğraf gibi. Bir dönem hatta sanat eleştiricileri şey diyorlardı, ya fotoğraf makinesiyle yarışmak hiç anlamlı değil. Hayır, şu anda öyle bir şey yok. Şu anda o akım başladı. Gözümüzün bile net göremeyeceği, o derecede net göremeyeceği resimler yapılıyor. Bir manzaralar yapıyorlar, yaprakları ben sayamıyorum. E peki niye yapıyor? O onun yorumu. Bu bunun yorumu. Bu konularda çok, bu içerikte çok resimleri var. Manzara, çok sevdiğimiz şeylerden biri. Bilmiyorum, belki evlerinizde de vardır bazen. Hani seviyoruz, manzara olsun, oh ne güzel, içim açıldı. Çok eski bir manzara bu. 1800'lerden. Yine de Rus bir ressamın eseri. Neydi? Şeşkin'in eseri. Birisi manzarayı böyle yapar, bir diğeri böyle. Bakın burada tamamen detaylar falan var. Burada ben başakları tane tane görüyorum. Rüzgarın bile ne taraftan esip de başakları o tarafa doğru eğdiği belli. Burada çok genel bir şey. Spatulayla yapmış. Hatta fırça bile kullanmamış. Almış boyayı, bakın buralarda böyle kalın kalın sürmüş. Acelesi mi vardı? Hayır. Acelesi yok. Bunun yorumu bu. Fakat ben burada bakıyorum, çok güzel. Yani her şey yerinde görünüyor. Detaylar var. Ama burada bir şey var. Bunda yok. Bakın, ben orada suyun sesini bile duyuyorum. Ortamın kokusu bile geliyor. Bu sanatçı onu başarmış. Diğer fotoğraf gibi, aa çok güzel, detayların hepsini yapmış dediğimiz ressam sadece detayları göstermiş. E peki, hatalı olanı var mı? Hayır. O onun yorumu, bu bunun yorumu. Bu yeni bir ressam, yeni bir yer buluyor, yeni bir alan buluyor, orada ilerliyor. Önceki eski bir ressam, o dönemin gereği gibi çalışıyor. Hani akımları, sanat tarzlarını hep bunu söylerler. Sanatçılar ortaya çıkarmaz, zaman ortaya çıkarır. Ama kura hangi sanatçının adına çıkar? Kendiyle sadık olan, kendini zorlamayan sanatçının adına çıkar. Hani ben oturayım, tamam ben de eğitimi aldım, lisansımı da aldım, tamam çok güzel resim biliyorum, boyaları da karıştırabiliyorum falan, resim de yaparım. Zorlayayım kendimi, illa yeni bir şey bulacağım. Hayır, öyle bir zorlama yok. Kendimle sadık olsam, kendi duygularımı doğru düzgün dinleyebilsem, şu anda çıkması gereken akım çıkacak. Belki benim vasıtamla çıkabilir. Tamam, bu da yeni bir manzara. İlk bakışta insan bazen dalga geçiliyor zannediyor. Ya bu fotoğraf ya. Hayır, fotoğraf değil. Yağlı boya da değil, akrilikle yapılan bir manzara. Hani şey diyorum, yeni fotoğraf makinesiyle yarışmamak gerekiyor diyenler, işte yeni akımlar. Fotorealizm, hyperrealizm. Çok devabatta da yapanlar var, çok küçük yapanlar da var bunun gibi. Ve bunlar hepsi değer görüyor. Veya tabii
Bakın şimdi mesela bu da Galata Kulesi. İstanbul ressamları genelde sanat tarihinde çok özel bir yerleri var. Yabancı ressamlar da vardı. Ayvazovski de geldi. Bir dönem İstanbul'da kaldı. O kadar uzun kalacağını zannetmiyordu ama baya bir uzun dönemde kaldı. İstanbul ressamları, bakın İstanbul'un buharlı havasını çok güzel hissediyoruz. Bu sulu boya. Çoğu insanlar sulu boyayı, ne bileyim, kara kalemi, pasteli falan, bunları doğru düzgün değerli falan bilmez ama değer malzemede değil. Bakın bu hissi çoğu yağlı boya resimlerde göremiyorsunuz. Buna baktığımızda İstanbul havasının o her zamanki buharını bile hissediyoruz. Malzemeye bağlamak, bir eserin değerini malzemeye bağlamak neye benzer biliyor musunuz? Mesela bir yazar bir şey yazmış, bir roman yazmış. Yok, bu çok değerli değil. Niye? Kalemi ucuz. Yani ona bağlamak gibi bir şeydir. Şu anda bu eserin içeriğiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Yani kağıt üzerine mi yapılmış, ne ile yapılmış, o önemli değil. Natürmort. Modeli buraya koymuş. Ondan resmi yapıyor. Harika. Çok güzel yapıyor. Bayağı başarılı. Ama başka yorumlar da olabilir mesela. Bakın bu da yine de fotoreal. Yine de yeni resim. Bu da tamamen konuda yeni bir şey yapmış. Hani ben mesela Behnam Bey'e böyle söyleyeyim. Bir resim hediye edeceğim. Çok seveceksin. Aa, gece yatamayacak. Ne güzel. Harika, duvara asacağım. Bu resmi getirip versem acaba ne düşünür? Ya çatalı bıçağı koymuş falan. Şimdi hani bu da natürmort, bu da natürmort. Veya bu da. Bu ne? Sanatçının yorumu. Fakat bunun sergisine gittiğinizde bir bakıyorsunuz Dev Abad'da sayısız böyle eserler var etrafta ve bu adam bu faaliyetini hiç durdurmuyor. Ha bile devam ediyor. İşte oradadır değer gördüğü. Heykelde de aynı şekilde. Bakın bu da heykel. Bu da bir heykel. Bu da heykel. Bunu ben heykel dediğimde bazen inanmıyorlar. Heykel. Bu yeni heykel. Son dönemlere ait bir eser. Bu da son dönemlere ait ama tarzlar çok çok farklı. Bu bayağı bir klasik dönemlere ait. Bu dönemde taştan tek parça yontmak, anatomiyi doğru çıkarabilmek, bunlar çok önemliydi. Ama bu çok tekrarlandığında o alan yeni bir şey istiyor. Yeni bir şey bulup ortaya çıkarmak gerekiyor. Yavaş yavaş malzemeler de değişiyor, konu da değişiyor. Şu anda mesela buna baktığımızda acaba sanatçı bunu yaptı da bize neyi göstermek istiyor? Ne göstermek istiyor demeyeyim. Nasıl bir his veriyor bu bize? Bir resim vardı. Amerikalı bir ressam paylaşmıştı kendi sayfasında. Baktım. Karmaşık bir şeyler. Boyaları böyle akıtmış etmiş falan filan. Bakıyorum. İçim sıkıldı. Altına baktım. Eserin adı 11 Eylül. Çok başarılı. Onun da içi sıkılmış. O da çok karmaşık bir ortamda bulunmuş. 11 Eylül'deki o yaşadığını o kadar güzel yansıttı ki bana. Hani her zaman bir esere baktığımızda aa ne güzel falan beklemeyeceğiz. Sanatçı bana neyi gösteriyor? Onu düşüneceğiz. Bu da biraz öyle bir şey. Veya burada yine de hyperrealistlerin son dönemde yaptıkları şey. Bal mumu diyoruz biz ama tam olarak bildiğimiz balın mumu değil. Tamamen her şey gerçekçi.
Peki bunda ne görüyoruz? Bu da bir ressam, bu da sanat tarihinde hiç değer biçilemeyen eserlerden artık. Mondrian'ın eseri. Adamın resimlerine ben baktığımda sadece düzen hissi veriyor bana. Hani şimdi ben gerçekçi resimlerde ilk başta o portre vardı ya, Tolstoy'un portresi. O tarzda çalışayım. Ben düzeni göstermek istersem nasıl gösterebilirim? Ne yaparsam benim kendi fikrim bu derecede başarılı olamaz. Bakıyorum hiçbir şekil yok, fakat baktığımda bile beynim düzene giriyor. Yani ne işe mi yarar? Burada ne görüyoruz? Dünya haritası. Adam bir işe yaramak isterse bir sürü bir şey çıkarır içinden. Burada hiçbir şey yok. Tamamen soyut. Belirli bir şekil yok. Belirli bir zamana hitap etmiyor. Belirli bir mekanı da göstermiyor. Ama bir hissi var. Bir içeriği var. İşte budur. Yakalaması zor, yakalanması zor hisler. İşte bu da son nokta. Hiçbir şey yok. Ama bu o kadar zekice, renkleri bile o kadar zekice kullanmış ki. Hani zekice kullanmış dediğimizde acaba neyi kastediyorum ben? Bakın, mavi çok soğuk bir renktir. Hani buranın duvarlarını biz açık maviye boyasak biraz serin gibi bir his verir. Hatta biraz üşütür insanı. Ama kaldıramı kırmızı boyayalım. Her tarafı böyle kırmızı boyayalım. İnsan boğulur. Baya bir sıcak hissi verir. Bakın, zemin tamamen soğuk tonlarda, mavide. Burada patlama, sıçrama gibi bir hareketlerde en sıcak renkler dikkat çekiyor. Belirli bir şekil yok. Bakıp burada ben bunu çiçeğe benzetiyorum. Hani çocuklar buluta bakar ya, aa bak orada bir at var falan filan. Hayır, öyle bir şey de yok. Hiçbir şekil yok. Bir iki sivri şeyler var ve sıçramalar var. Hani ben buna bakıyorum, çok asi bir his veriyor bana. Bu hissi verebiliyorsa bravo. Hiçbir şey ortaya koymadan bir hissi ben gösterebiliyorum. Şu anda mesela konuşuyorum. Tamam, siz de dinliyorsunuz. Normaldir. Benim söylediğimi anlarsınız. Ama hiçbir somut bir şey değil. Tamamen soyut bir şey ortaya koyup da o hissi size aktarabiliyorsam o müthiş bir şey. En baştakiyle ne kadar fark var? Özellikle en klasiğinden sıraladım. En sonunda en soyut olana doğru. Şimdi her eserin arkasında bu kadar fikir, bu kadar geçmiş ve bu kadar içerik varsa ve bu tamamen birinin beyninde oluşuyorsa, hani tuval üzerinde diyoruz ama beynin içinde oluşup bittikten sonra tuvalin üzerine aktarılıyor. Bunların hepsi sıfırdan birinin beyninin içinde oluşuyorsa bu başka bir değer var. Zaten o yüzden yatırım aracına dönüyor. Bir sürü iş adamları var. Koşturuyorlar. Biliyorsunuz, görüyorsunuz, duyuyorsunuzdur. Koşturuyorlar sanat eserlerinin peşinden. Gittikçe bir müze oluşuyor. Eser alınıyor. Ondan sonra gerektiği zamanlarda değer çoğaldığında, hani değer çoğaldığında diyorum da burada da bir yanlış bir düşünce var. Hep şey derler, ay bunun ressamı ölse de biraz para kazansak. Hayır, ölmekle alakası yok. Dikkat ederseniz her sene en pahalı eser, bilmiyorum ne derecede takip ettiğinizi ama satılmış olan en pahalı eser yaşayan
sanatçılar mı ölür? Yani ölmüş olanlar tamam, çok çok belirli bir sanatçılar var. Hani az önce gösterdiğim gibi değer biçilemiyor, onlar başka. Onların yeri müze, evet. Ama satışa sunulan en pahalı eserler genelde hep yaşayan eserler. Şu anda mesela Türkiye'de İsmail Acar'ın eserleri hala da çok iyi satılıyor. Ya bu niye? 1971 doğumlu. Daha genç. En pahalı eser şu anda İsmail Acar'ın resmi. Bu yaşıyor. Yani alakası yok ölümle falan da. Bir eserin prim yapması aynen örnek verdiğim gibi hani dolara yatırım yapıyoruz ya, nereden biliyorsun bu kadar prim yapacağını? Belki yarın şöyle olur böyle olur da prim yapmaz düşer falan. O bir yatırım aracıdır. Bilenler peşinden gidenler çok iyi biliyor. Yatırımı yapıyorlar ve biliyorum çok çok holdingler biliyorum yatırım yaptılar, müzeler oluştu. Holdinglerinin bünyesinde olan birçok şirketi o eserleri tekrar satarak, tekrar satışa sunularak kurtardılar. Şimdi bu bir büyük bir sektördür. Dünyanın her tarafında. Burada da çok güzel ilerliyordu da bazı başka gündemlerden dolayı belki biraz unutuldu gibi. Fakat yine de ilerliyor. Bu biz istesek de istemesek de ilerliyor. Burada şu anda bu toplantıda benim için önemli olan, şimdi çok fazla uzatmayacağım, çok fazla yormayacağım sizi. Benim için önemli olan sadece bir farkındalık yaratabilmek. Ya var mesela burada ben Perpa'da da tanıyorum, çok iyi sanatçılar var. Çok iyi hattatlar var. Enteresan ressamlar var. Başka işlerle uğraşıyorlar, ediyorlar. Tam yapamıyor mu, resim yapamıyor mu, hat yazamıyor mu? Yapıyor. Ama niye yapmıyor? Alan küçüldü. Gereken alan, en başta dedik ya, ilk gereken şey alan, faaliyet alanı. Faaliyet alanı daraldı mı? Yapacak bir şey yok. Yani sanatçıyı sanki elini ayağını bağlıyoruz gibi. Elini ayağını bağladık gibi sanki aynen döviz dükkanlarını çektik, kapattık. O zaman tamam, kendi yatırım alanımızı küçülttük. Yatırım yapıp kazanacaktık, kazanmıyoruz. İlk yapılması gereken biraz daha farkındalık yaratmak. Şu anda benim de zaten burada bu konuşmalardan falan hedefim bu. Evet, sanat eserini hepimiz severiz. Bakıyoruz, oh, harika bir heykel. Ne güzel yapmışlar. 15 metre yüksekliğinde falan, ne bileyim, çok güzel bir resim. Duvara yapmışlar, kocaman, 60 metre boyunda. Arabayla geçerken, harika. Evet, güzel bir şey. Bir estetiği var, estetik anlayışı var onu yaratmakta. Ama bunun arkasında çok çok başka şeyler var. Çok büyük bir sektör var. Çok büyük bir hikaye var. Ve bunu bilmek gerekiyor, kaybetmemek gerekiyor. Önceden bazı kanallar vardı, televizyondan da bazı böyle programlar falan gösteriliyordu. Şu anda onlara bile ilgi yok. Bilmiyorum yani acaba faaliyet mi azaldı o anında yoksa ilgi mi azaldığı için faaliyeti yok ettiler. Bilmiyorum ama yine de arkada aynı sektör aynı şekilde devam ediyor. Fakat görmesi gerekenler görmüyor, göremiyor.